Bir şey mi oldu? Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Ben çiçekleri mahvettim sadece. Bunları yetiştirmem gerekiyordu. Yardım edebilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bunları restorana götüreceksiniz galiba. Evet. Her şeyi mahvettim. Bu Bay Florentino'nun yeni müşterisi için. Ay, teşekkür ederim. O kadar da kötü görünmüyorlar, öyle değil mi? acele etmeliyim. Tekrar teşekkür ederim. Adınızı öğrenebilir miyim? Rosalinda. Rosalinda Perez Romero. Rosalinda. Benim adım da Fernando José Altamirano del Castillo. Soledad Romero'dan nefret etmelisin. Onunla ilgili her şeyden nefret. Beğendin mi bakalım? Evet. Gerçekten harikaydı. Bestelerken senin varlığından ilham aldım, biliyor musun? Benim varlığımdan mı? Hı hı. Sakın bana burada piyanist olduğunu söyleme. Gerçekten de burada mı çalışıyorsun? Rosalinda'nın bir erkek arkadaşı var. Böyle deme Lucy, acele etme. O henüz erkek arkadaşım değil, tamam mı? O zaman sevgilin var diyelim. Sahi mi? Peki bu adam nasıl biri bakalım ha? Söylesene. Galiba 24 ya da 25 yaşlarında olmalı. Aşağı yukarı. Peki yakışıklı mı? Evet, hem de çok. Yani uzun boylu, koyu renk saçları ve koyu renk gözleri var. Kaslı bir vücudu var. Harika. Hele sesi, muhteşem bir sesi var. Çok derin. Ama onu en beğendiğim kocaman gülümsemesi oldu. Vay canına, onu görmek için sabırsızlanıyorum. Onunla nerede tanıştın? Masalar için çiçek götürdüğüm bir restoranda. Çok acelem vardı. Ve tabii sonunda düştüm. Çiçek buketleri her yana dağıldı. O sırada ortaya çıktı ve bana çiçekleri toplamamda yardım etti. Sonra biraz konuştuk ve beni tekrar görmek istediğini söyledi. Adı neymiş? Fernando José. Fernando José Altamirano del Castillo. Gerçek aşkı hiç anlayamıyor. Bu benim rüyam. Para değil. Ne mücevherler ne de onun gibi şeyler hiç umurumda değil. Benim için mutluluk önemli. Sevdiğim erkekle el ele yıldızları seyretmem. Ya da işten eve dönünce beraber akşam yemeği hazırlamak. Veya sinemaya gitmek. Tabii Aysan'ın da paramız kalmışsa. Evet, bence mutluluk gerçek aşkta gizli Lucy. İşte bu yüzden evlendiğim zaman bu gerçekten sevdiğim insanda olacak. Tek bir kuruş olmasa bile bu hiç önemli değil. Yeter ki beni sevsin ve mutlu olalım. Bana sizden söz etmişti. Hapiste olduğunuzdandı. Ben de size bildirmem gerektiğini düşündüm. Size minnettarım. Yeğenleriniz hapiste olduğunuzu bilmiyor, değil mi? Hayır. Lütfen. Sakın onlara söylemeyin. Merak etmeyin. Dolores bu konuda beni hep uyarmıştı zaten. Evet. Başınız sağ olsun bayan. Tekrar görüşmek üzere. Pedro kim bilir ne zaman döner. O zaman ben de gideyim. Babanla ve ailenin diğer üyeleriyle başka bir zaman tanışırım artık. Seni de yakında annemle tanıştıracağım. Çok yakında.
Tamam Lucien, seni tanımak bize. Benim için de enişte de. Kendine iyi bak, görüşürüz, tamam mı? Seni geçireyim sevgilim. Yani Rosalinda'nın arkadaşını gördün mü? Onunla karşılaştın mı Fedra? Sadece arkasından gördüm ama dikkatimi çekti doğrusu. Çok iyi giyinmişti ve harika bir arabaya bindi. Eminim elbiseleri ödünç almıştır. Zaten arabada çalıştığı restoranın sahibine ait. Gerçekten mi? Bu çocuğun seni kandırmadığından emin misin canım? Neden böyle söyledin Fedra? Çünkü basit bir müzisyen için durum oldukça iyi görünüyor. Bizim kadar fakir olduğunu hiç sanmıyorum. Ama yine de kardeşimizle evlenecek. Ne bakıp duruyorsun? Elbisene bakıyorum Fedra. Kafanı biraz değiştir Rosalinda. Geçmişte büyük annelerimizin yaptığı gibi siyahlara bürünemem doğrusu. Ama bu frapan bir elbise. Ya ne giyecektim? Dışarı senin gibi mi çıkacaktım? Bir dilenciye benziyorsun. Lucy çörek satmaya başka nasıl bir elbiseyle gidecekti? Nasıl isterse öyle giyinsin. Ama yeter ki benim giyinme karışmasın. Bu kadarı da fazla. Bu ne küstahlık. Annesi daha yeni öldü. Şunun giyinişine bir bak Asunsiyon. Olacak iş mi? Her şeye burnunu sokmasan iyi olur. Bir kere bu seni ilgilendirmez. Kamelyalar keder mi demektir Bay Florentino? Aslında kızım, kamelyalar anıları simgeler. Anıları mı? Evet. Benim zamanımda kamelyalar bir aşk mektubu ve mendille beraber sevgiliye sunulurdu. Ama kamelyalar sana göre değil Rosalinda. Ah. Sen o delikanlıyla çok mutlu olacaksın. Ondan ben çok hoşlandım kızım. Evet, inanıyorum ki annesi de sana çok iyi bir kaynana olacaktır kızım. Hayır, hayır, hayır. Kaynana değil. İkinci bir anne. Annemi kaybettiğim için böyle hissediyorum galiba. Ama öyle olmalı. Fernando Jose'nin annesini sanki kendi annemmiş gibi seveceğimden eminim. Umarım o da beni kızıymışım gibi sever. Evet, umarım sever kızım. Ha, şu gelen erkek arkadaşın değil mi? Evet. Ama bana geleceğini söylememişti. Nasıl görünüyorum? Çok iyi, çok güzelsin. Gerçekten bir şunu tutar mısın? Sonra görüşürüz. Burada ne işin var? Yoksa beni annemle tanıştırmaya mı götüreceksin? Seni şu anda annemle tanıştıramam Rosalinda, üzgünüm. Ama neden Fernando Jose? Çünkü daha ona bir şey söylemedim. Haberi olmadan da seni götürmek istemiyorum. Yani annene daha benden söz etmedin mi? Hayır, hayır. Tabii ki söz ettim. Seni evine bırakayım mı? Tabii ki. İşim bitti zaten. Bay Florentino, izin verirseniz ben çıkıyorum. Teşekkür ederim. Söylesene, annene benden bahsettiğin zaman ne dedin? Şimdi iyi misin bakalım? Evet sevgilim, galiba anneni görmediğim sürece her şey yolunda olacak. Senin iyiliğin için. Şimdi sadece mutluluğumuzu düşünmeliyiz hayatım. Onunla yaşadığım zamanki kadar çok param olmayacak ama iyi yaşamaya yetecek kadar param olacak. Ve hiçbir şeyimiz eksik olmayacak. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Bana bir öpücük ver. Hiçbir şey. Hiçbir şey aşkım. Rosalinda, Rosalinda neyin var? Sevgilim ne oldu, neyin var? Rosalinda neyin var? Şimdi daha iyiyim, bir şeyim yok. Geçti sevgilim. Sadece biraz...
hasta gibi hissettim. Annenin yüzünden üzüldüğüm için midem etkilenmiş olmalı. Unut artık bunu sevgilim, lütfen. Sen benimsin ya. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biliyor musun? Söylediğin şeyi hala düşünüyorum sevgilim. Neyi, bebeğim mi? Evet. Onu ne kadar istediğimi bilemezsin. Tanrım, sabırsız olma. Yalnızca şaka yapıyordum. Bu kadar kısa zamanda evet, olacağını sanmıyorum. Evet, çok çabuk olmalı. Bir erkek, ikimizin oğlu. Bu hayatta en çok istediğim şey. Oğlumuz olacak, buna inanamıyorum. Evet, benim oğlum. İkimizin oğlu. Da teyze. Sana da. Artık dargınlık kalmadığı için çok mutluyum. Sizin adınıza çok seviniyorum çocuklar. Merak etmeyin. Biz artık evlendik. Ve ne mutlu ki siz de artık buna karşı değilsiniz. Hayır, aksine Javier'de ben de sonsuza kadar mutlu olmanızı diliyoruz. Sonsuza kadar. Evet genç oğlum. Dedikleri çok doğru. Gelini öpmeme izin verin. Evet. Genç adam, bizi çok şaşırttın doğrusu. Bizim için de sürpriz oldu. Öyle değil mi sevgilim? Ha, söyle. Evet, hem de büyük bir sürpriz. Ben de seni kutlamak istiyorum. Sesyon, teşekkür ederim. Tebrik ederim yavrum. Teşekkürler. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Bizim için parti veriyorlar. Baba. Bravo. Baba. Babacığım. Ailenize hoş geldiniz. Teşekkür ederim Bay Abi. Evet, evet, evet. Çiftimize sonsuz bir balayı diliyorum. Konuşma, konuşma istiyorum. Hadi bir şey evet. Söyleyin. Hadi çocuğum. İstiyoruz, konuşma istiyorum. Hayır, hayır, ben utanırım lütfen. Hayır, sen konuş. Hayır, sen konuş aşkım. Hayır. Peki. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. İkimiz de çok mutluyuz. Bu sürpriz için hepinize teşekkür ederim. Ve belki, belki çok yakında bir sürpriz daha olur. Ne diyor ha? Ne diyor? Hayırsın, lütfen, lütfen sus. Hadi, pastayı keselim bakalım. Sonra da kadeh kaldırırız. Al bakalım Rosalina. İkinizin kesmesi gerek. Hadi. Evet, bir... İki... Üç... Yaşasın yeri evine. Bravo. Yaşasın. Yaşasın yeri evine. Bravo. La 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 la